Bugün bizim Barbaros bizim WhatsApp gruplarından bir tanesine bir liste atmış. Fenerbahçe'nin hoca adayları diye. 10 tane falandı yani. 10 tane falandı. Kim geliyor abi Fenerbahçe'nin başına? Kim olacak? Son durum nedir Senat? Yani o kadar zor bir soru sordum ki şu anda Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi olsam bile bu soruya ne cevap veremem herhalde yani. Bak bir saniye. Hakan Çalhanoğlu, İtalyanlar bizi iyi tanıyor. Gidip orada korkak oynamayacağız. Bitti gitti bu kadar. Böyle olacaksın abi. Zihinlerde kazanır bazı şeyler. Aferin Hakan'a. Evet, devam. Vallahi dediğim gibi Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olsam bile herhalde net bir cevap veremezsin. Şimdi başkan Hollanda ve Alman dedi. Ama başka milletten de hocalar olabilir dedi. Açıkçası bu yazılan isimlerin büyük bölümü doğru. Yani şimdi denebilir ki işte bir yerde Fonseca, bir yerde Espirito, bir yerde başka isim Villa-Boas falan filan. Bu hocaların çoğuna gidilip temas kuruldu, görüşülüyor, ediliyor. Hangisi olur, hangisi olmaz onu yakın zamanda göreceğiz. Dolayısıyla şu olur diyemem ben. Dolayısıyla henüz hoca ile alakalı konuşmak için biraz daha erken bunu söyleyeyim. Ama söyleyeceğim tek şey ya da Peki sen eleştireceğim tek merak konu. ettiğin bir şey var Allah aşkına. Tamam, Tabii. erken olur diyorsun. Ya Ali Koç'un kafasında herhalde Emre Belezoğlu'yla devam etmeme fikri dün oluşmadı diye düşünüyorum. Basın toplantısının düzenlediği gün oluşmadı diye düşünüyorum. Bence Sivas maçı da buna karar verdi. Geç kalınmıyor mu yine? Şimdi şöyle geç kalıyor da şimdi bak Aydın güzel bir noktaya geldik. Ben bunu Sayın Başkan'a sordum. Şimdi Sayın Başkan dedi ki İbrahim Yavuz da orada. Sayın Başkan dedi ki tecrübe eksikliğinden bahsetti Berezoğlu'nun. Doğru mu? Evet. Biraz daha kendini geliştirmesi gerektiğinden bahsetti. 5-10 sene Orada da sonra şey var, Türkiye'nin problem elinde. var bence Senat. İşte onu O söylüyorum. niye Şimdi takıldı? ben de Şimdi dedim mi ki soru aklınıza geldi Sayın Başkan? Tamam ben buna saygı duyarım. Ama ya saygı duyuyorum açıklamasına ama şunu sordum Sayın Başkan'a. Emre Belezoğlu takımı şampiyon yapsa, Sivasspor maçını kazansa gönderecek miydiniz diye sordum. Göndermeyecektir. Hatırladım çok uzun olduğu için 4 saat toplantı. Yani hatırladığım kadarıyla o kaçacak ben olmayabilirdim dedi. Yani hani şampiyon olsaydım belki ben de bırakırdım anlamına getirdi ki bunu daha önce ifade etmişti. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Başkan diyor ki kendisinden üyelere seçeni kazansak böyle mi diyecektin diyor. Son derece haklı. Çok doğru. Gerçekten bir maç tabii başarılı ya da başarısız kavramına ben karşıyım sonucuna göre ama Emre Belezoğlu ben iddia ediyorum Sivas maçını kazansaydı şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü. Ne tecrübesi ne işte efendim yaşının genç olması hiçbir şeye bakılmayacaktı. Anlatabildim mi? Biraz ben tecrübeye dayandırılsa da Sivasspor maçına yönelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü başkan o maça takmış durumda. O hem Başkan de nasıl, çıkan hem de takmış durumda. nasıl. Yani Yani evet, o maçı ateş çok net takmış durumda. fışkırıyordu Senat. Ben izlerken ateş fışkırıyor yani gözlerinden. O maçın Ben sonunda de ne hani oldu? Soyunma odasına girdiyse acayip şeyler olmuştur. yok Yıllar yok sonra yok zaten duyarız. diyor Senat, yıllar sonra duyarız. Başkan ama soyunma odasına girdi falan da böyle oldu böyle oldu diye. oyuncularla görüşmedim zaten. Oyuncularla görüşmedim. Oyuncular görüşseydim şunları söylerdim dedi. Oyuncularla görüşmedim maçtan sonra. Şimdi dolayısıyla iki temel var. Eğer bir Emre Belözoğlu tecrübesizse ve yetersizse neden son 10 hafta daha tecrübeli ve yeterli olan Erol Bulut'un yerine getirildi ve en zor dönemde getirildi? Doğru mu? Kesin çok net sorular ya Birincisi bunlar. Bunlar ya zaten bu hani plansızlığın, dağınıklığın, Fenerbahçe'de hiçbir şeyin bugün sürpriz olmadığına dair bence göstergeler bunlar Senat. Ben öyle düşünüyorum. yoksa ama burada kazanan biri varsa o Emre Belezoğlu oldu. Emre Belezoğlu kalsa çok yıpranırdı. Ben başarılı olma ihtimalini yüksek görsem de hayat bu, spor bu, futbol bu. Başarısız olsaydı büyük büyük ölçüde Fenerbahçe kapıları uzun süre kendisine kapalı olacaktı. Ve zaten daha göreve gelmeden önce yıpranmaya ve hatta yıpratılacaktı.
Dolayısıyla gitsin, kendi kariyerini çizsin, yurt dışına gitsin, dilini biraz daha geliştirsin, Simone ile çalışsın, Inter'e gitsin, orada çalışsın, altyapı çalıştırsın. Ama ben gazeteci olarak bir bütün olarak bir basın toplantısında Sivasspor maçı kazanılsaydı Emre Belözoğlu devam eder mi sorusuna net bir cevap alamadım. Dolayısıyla o cevabı alabilseydim, evet başkan deseydi ben yine de değiştirirdim deseydi, hani evet derdim o zaman hakikaten başkan tezi görüyor Emre Belezoğlu'nu. Sayın Başkan orada farklı bir cevap verdi dolayısıyla. Hayırlı uğurlu olsun yani diyecek bir şey yok. Bence macera. Yeni bir macera. Ben hayatımda yani hayatta bir takım özellikle kritik noktalarda karar alırken garantiye gitmek gerekiyor. Şimdi siz ilk 3 senenizde müthiş bir krediniz var. İlk seneniz için söylüyorum, birinci seneniz için. Koku, Komolli her şeyi de deneyebilirsiniz. Burada problem yok. Ama artık o kadar fazla kredi yok. Eleştiri dozu çok yüksek. Maçlar seyirci yolu duruyor. Ve yine yeniden Samandıra'nın yolunu bilmeyen, oyuncuları tanımayan bir teknik adam gelecek. Ha, şunun için söylüyorum bunu. Eğer Sayın Başkan düşünüyorsa, diyorsa ki ben gelecek sezon şampiyonuyorum, bu seneyi geçiş senesi olarak düşünüyorum, ona bir şey demem. Hani bu bir plandır, bir şey demem ama genelde zaten ligi tanıyana kadar Fatih Hoca, Sergen Yalçın. Abdullah Hoca, Sergen Hoca, Çağdaş Hoca, Ömer Hoca, İrfan Hoca, Rıza Hoca. Şimdi Allah'ını seversen bu hocaları gözünün kapalı bağlasan zaten bir taktik veriyor Süper Lig'inde yani. Ezberlemişler artık yani, anlatabildim mi? Senin geldiğin ligde bu kadar kurt hoca varken yabancı hoca istediğin kadar sen iyi hoca ol. Ama tanıyan işte şeyde Gaziantep'te şu oyuncu tanıyorum mesela, Gaziantep'te yedek oyuncuyu. Hallak bunları tanıyorum mesela. Hani Hallak bunlar mesela hızlı atakta yakalarsa ne yapar? Hani istediğin kadar onu izle, analiz et, o başka bir şey. Ama ben riski görüyorum. Umarım ben yanılırım. Hem Fenerbahçe için hem Emre için hem de Türk futbolu için hayırlısı olsun diye.